Evet, 3 Mart 2018 Cumartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Hepinize Şabat Şalom diyorum. Şabat Şalom. İsrailler de böyle diyor. Şabat Şalom. Şimdi tabii bunu bilerek söylüyorum. Bakalım kaç tane ak gerizekalı gelip oraya yorum yapacak. İsrail Dölü, Mossad ajanı falan diye. Çok gerizekalılar çünkü. Şimdi bugün ilk haberimiz, bir tane milletvekili var, MHP'li Yalçın. Akşener'e hitaben dedi ki eğer Cumhur İttifakı'nı beğenmediyse ona işte Pensilvanya FETÖ İttifakı, Cümbüş İttifakı gibi teklifler önerebiliriz dedi. Böyle saçmaladı bir nevi. Şimdi bir adamın söylediği şeyin kredisi olması için onun evveliyatına bakmak lazım. Şimdi bu adamların yaladığı tükürükleri toplasak o bahçe oldukları saraya fıskiyeli bir havuz filan yapılırdı yani gerçekten. Ya ama o değil de şu adam bir suratına bir pudra mudra sürse ya. Ne bu böyle? Aynı adamı bakmıyorsun sen? Ne bileyim böyle parlıyor, böyle bir garip bir suratı var. Vallahi billahi ya. Neyse. Evet, diğer bir haber de arkadaşlar, şu 2-3 gün önce Akit TV'de bir müptezel çıktı. Yani sürekli müptezeller orada çıkıyor da yani bu müptezel farklı bir taneydi. Dedi ki işte eğer sivilleri öldürmeye başlasak Cihangir'den, Nişantaşı'ndan falan başlarız dedi. Çok ciddi tepki çekti. Onun üzerine adam hakkında şey işte bir soruşturma başlatmışlar. 4,5 yıl hapsini istiyorlar falan. Çok şaşırtıcı bir durum. Çünkü şu anki Türkiye'de biliyorsunuz hırsızlar, DAEŞ teröristleri, rüşvetçiler, tecavüzcüler bunlar zaten mahkeme kararıyla dışarıya çıkıyor. Böyle bir ortamda bu adam 4,5 yıl almayı başarabilirse bu gerizekalıyı özellikle tebrik etmek lazım yani hepimiz. Tebrik ederim bu adamı yani. Böyle bir ortamda girebiliyorsa hapse bravo yani gerçekten. Şimdi dava mahkeme falan demişken Türkiye'de arkadaşlar bir iki gün önce bir dava vardı. Ceylanpınar'da öldürülen iki tane şehit edilen iki tane polisin davası. Bu olayın hatta birkaç sene önce yaşandığında işte o zamanki barış sürecini işte baltalayan olay olduğu falan lanse edilmişti. Uyurken şehit edilen iki polisimizin faillerine bunu sorsunlar. Kimse milletin aklıyla, vicdanıyla, basiretiyle alay edemez. Hem çatışmasızlık diyeceksiniz, hem de ülke huzuru için görev yapan polislerimizi uykuda kalleşçe katledenlere sessiz kalacaksınız, öyle mi? Siz sessiz kalırsınız ama... Bu adamların, yani bu yakalanan adamların, 9 kişiler bunlar, mahkeme cinayetten beraatlarını verdi. Beraat ettiler yani bildiğin. Biz zaten yapanın ve yaptıranın kim olduğunu biliyoruz yani, bir sıkıntı yok. Beraat ettiler. Sadece onlar beraat etmedi Türkiye'de. Başka kim beraat etti? Mesela bir tane kıza 2 yıldır sürekli işte tacizde bulunan, ona işte tehdit mesajları atan bir şahıs yakalandı. O da nasıl yakalandı? Yani 2 senedir kızcağızın durumu artık sosyal medyaya intikal edince, insanlar biraz sahip çıktı vesaire, şikayet edince adamı yakaladılar. Ama adam yine serbest kalacaktı ki bir nedenden dolayı tutuklandı. O da Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Yani Allah'tan Cumhurbaşkanımız var yani. O da olmasa nasıl tutuklanacak bu tecavüzcüler, tacizciler? Yani soruyoruz tabii ki kendimize. Evet, tahliye falan demişken bunu da eklemek lazım. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza 653 defa cinsel istismarda bulunuldu. Çevre halkı tarafından, yani taksicisi, esnafı, aklınıza kim gelirse. Bunun duruşması yapıldı birkaç gün önce. Duruşmadaki sanıkların, yani onlarca sanıktan hiçbirisine en ufak ceza verilmedi ve hepsi tahliye aldı arkadaşlar mahkeme tarafından. Şaşırdık mı şaşırmadık, artık bu yeni Türkiye yani, büyük düşünmek lazım. Büyük düşünmek lazım. Onun için demin dedim ya, yani bu deminki Akit TV muhabiri, yani şöyle bir ortamda girebilirse gerçekten hapse bravo yani. Tabii yani bunlar salı verilenler, bir de dün yakalananlar falan vardı. Bir tane teyze bu hafta 80 küsur yaşında, bu teyze işte sayacını kırmış galiba, su sayacını ödemediği için mühürlemişler vesaire. Bu teyzeyi gözaltına aldılar, 80 yaşındaki kadıncağızı. Tabii bunun yanında milletin orasına koyan hani bir tane var ya, Mehmet Cengiz. Onun 425 milyonluk borcu silinmişti zamanında tabii. Ona bir şey yok ama o 80 yaşındaki teyzeyi işte gözaltına aldılar. Yani bu kadın da yapılmaz ki kardeşim böyle bir şey ya. Hakikaten yani böyle sen sayaç kırılır mı ya? Çok büyük bir günah yani gerçekten. Şimdi bu da biraz evvel kanallara düşen, yani Twitter'a falan düşen bir haber. Türkiye sınırını geçen iki tane Yunan askeri gözaltına alınmış ve casusluk davası açılmış haklarında.
Şimdi ben size olacakları söyleyeyim. Yani müneccim olmaya gerek yok. Aptal olmamak yeter yani bunu bilmek için. Şimdi Türkiye bunları iade etmek için Yunanistan'ın elinde bulunan askerleri veya işte cemaat tutuklularını filan isteyecek. Onlarla takas etmek filan isteyecek. Bak göreceksiniz. Sonra Korsikalı Hıdır demedi demeyin. Evet, diğer haberde cümbüş haberi. Biliyorsunuz cümbüş haberleri Türkiye'nin günlük hayatının bir parçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'la alakalı bir demokrasi mesajı verdi. Bu mesajda dedi ki artık Türkiye güçlü demokrasisiyle ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan ve gıpta edilen bir ülke oldu dedi. Ve ilham kaynağı olmak için Afrika'ya gitti. Afrika ülkelerini ziyaret etti. Onlar da ona gıpta ettiler. Bakalım bundan sonra ilk Afrika'da darbe hangi ülkede olacak göreceğiz. Ne kadar gıpta etmişler, nasıl ilham olmuş anlayacağız. Evet, bu son haber de arkadaşlar Bilal Erdoğan haberi. Bilal Erdoğan bir iki gün önce bir yerde bir konuştu, yine bir şeyler dedi. Dedi ki ben de dedi tabii oğlu olduğu için söylemek istemiyorum ama ben de işte Cumhurbaşkanımıza ulaşamıyorum falan dedi. Zaten sorun da o, biz de ulaşmak istemiyoruz yani, kimsenin ulaşamayacağı bir yerde olsun istiyoruz ama o bizi buluyor yani, o bize ulaşıyor. İşte biz onu anlayamıyoruz yani, istiyoruz ki biz hiç görmeyelim yani, senin gibi sen görmemişsin yani. Yurt dışında falan okumuşsun, baba görmedim falan diyorsun. Biz de onu istiyoruz. Hiç görmeyelim yani. Ulaşamayalım ama o bize ulaşıyor bir şekilde yani. Her gün gözümüzün önünde. Gitmiyor hiç. Yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.